Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda maden ve tünellerde kullanılan Bomur 282 DCS12 model olan delgi sisteminden bahsedeceğim. Ayrıca bu videomda altyazı seçeneği ekledim. YouTube'un bu özelliğini kullanarak özellikle yurt dışından bana abone kanalıma abone olanlar bu seçeneği kullanarak faydalanabilirler. Şimdi e, darbeleme, delme prensibi nedir? Buna bir bakalım. Darbeli delme işleminde dört temel işlev bulunmaktadır. Delme parçasını kayanın içine girmesini sağlayan darbeleme, delme parçasını kayayla sıkı temas halinde tutan besleme, bir sonraki darbeden önce delme parçasını yeni bir konuma çeviren dönme, Delikteki parçacıkları temizleyen püskürtme. Darbe nedir? Darbeleme nedir? Delme parçaları tarafından aktarılan darbeleme gücü, etki kuvveti ve frekansının bir bileşimidir. Bu güç doğrudan darbeleme basıncı seviyesi tarafından kontrol edilir. Delme işlemiyle ilgili en temel sorunlardan biri delme ekipmanının enerji aktarım kapasitesidir belirli bir boydaki delme ekipmanı tarafından aktarılabilecek bir maksimum kinetik enerji miktarı bulunmaktadır. Enerji aktarım kapasitesi aşıldığında ekipmanın gördüğü zarar hızla artar. Kullanılan darbeleme gücü delinmekte olan zemine bağlıdır. Eğer kaya yumuşaksa az basınç kullanın, eğer kaya sertse daha yüksek basınç kullanabilirsiniz. Darbeleme basıncı ayarı genellikle kaya içine girme oranıyla ekipmanın dayanıklılığının bir bileşenidir. Baskı beslemenin amacı rot ucundaki biti kaya ile sıkı temas halinde tutmaktır. Darbeleme basıncı arttığında besleme basıncı da arttırılmalıdır. Uygun besleme gücü darbeleme basıncı kayanın türü, deliğin genişliği ve delme ekipmanının boyutları ve türüne bağlıdır. Çatlak kayalar düşük darbeleme basıncı ve düşük besleme basıncı kullanılarak delinmelidir. Optimum besleme basıncı gözlemleyerek ve dinleyerek anlaşılabilir. Bu ses nasıl olmalıdır? Kesintisiz darbeleme sesi, tıkırdayan ya da titreşimli bir ses olmamalıdır. Yüksek besleme gücü kaya içine girme oranını arttırmaz, yalnızca parçada meydana gelen aşınmayı arttırır ve delikte sapmaya Rotların eğilmesine ve normal dönme basıncının yükselmesine neden olur. Çok düşük besleme basıncı delme parçasının delinmekte olan kaya ile temasının gevşemesine neden olur. Bunun gerçekleşmesine izin verilirse darbeleme enerjisi kaya içine girmek yerine çelik parçalar aracılığıyla geri dönecek ve delme düzeneğine, kaya deliciye ve besleme yatağına zarar verecektir. Rotasyon yani dönüş darbeli delme işleminde dönmenin temel işlevi pistonun her hareketinde delme parçasını çevirerek yeni bir konuma gelmesini sağlamaktır. Optimum dönme hızı diğer delme fonksiyonlarıyla birlikte parçanın geometrisine, boyutuna ve kayanın delinebilirliğine, sertlik, aşındırıcılık vesaire bağlıdır. Çok düşük dönme hızı kaya parçalarının yeniden kesilmesi ve düşük içine girme oranlarına bağlı olarak enerji kayıplarıyla sonuçlanır. Kesilen parçalar çentikler halinde değil, öğütülmüş olarak kayadan dışarıya atılır. Kayanın parçalanması darbeleme nedeniyle değil, dönme nedeniyle gerçekleştiğinden çok yüksek dönme hızı delme parçasının yıpranmasına neden olur. Delme parçası dönme hızının gerekenden daha yüksek olması ayrıca bağlantıların aşırı sıkı olmasına neden olabilir. Püskürtme, bu da delgimizin dördüncü aşaması. Püskürtmenin amacı, kaya parçalarını delinmekte olan kayadan dışarı çıkarmaktır. Püskürtülen su, delme düzeneği ve delme parçasındaki delikler aracılığıyla deliğin altına kadar gider. Kaya parçacıkları püskürtülen suyla, karışır ve delme düzeneği ile deliğin yan yüzeyi arasındaki boşluklardan dışarı fışkırtılır. Yetersiz püskürtme, düşük içeriye girme oranlarını, artan yeniden kesme, delme düzeneği bit parçalarının kullanım ömrünün azalmasına, delme parçasındaki aşınmanın artmasına ve tıkanmasına yani rotların tıkanmasının olasılığının artmasına neden olur. Şimdi diğer bu delgide bir koruma sistemi olan antijaming sistemine bakalım. Antijaming sistemi nedir ve ne zaman devreye girer? Antijaming delgi esnasında dönüş sisteminde oluşabilecek yüksek basınçları önleyen ve ekipmanı koruyan bir sistemdir. Ne zaman devreye girer? Dönüş basıncı artınca devreye girer. Peki neleri önler? Rot tıkanması, Rotun aynada kalması, şank adaptör kesmesi, hidrolik sistemdeki aşırı ısınmayı ve ayrıca mekanik olarak oluşacak hasarlar önler. Kontrolünü nasıl yaparız? Normal delgi anında dönüş basıncı 40, 50 bar, 30 bar gibi değerlerde olur. Dönüş basıncı eğer 65 bara çıktığı anda baskı basıncı, 60, 70, 80, 90, 100 ne olursa olsun 65 para dönüş basıncı çıkması nedeniyle yavaş yavaş baskı basıncını aşağıya doğru indirir. Birinci koruma bu. Eğer bu aşamada yani tapanza baskı basıncı azalmasına rağmen dönüş basıncı düşmez ise bu aşamada sistem dönüş basıncı yüksek basıncdan kurtarmazsa yani 75 barlara veya 80 barlara ulaşırsa antijaming devreye girer. İkinci korumamız devreye girer. Normal fit baskı levye kolumuz ileri tapanca ileri pozisyonu olmasına rağmen tapanca otomatik olarak geri gelir. Delgi anında dönüş basıncı 75-80 bar'dan yukarı olması durumunda tapanza geri gelmiyorsa anti jamming çalışmıyor demektir. Bu da bizim bu sistemi kontrol noktamız dönüş basıncının değerleridir. Şimdi saatimize bakalım. Baskı saatimiz otomatik olarak yavaşlar dedik. antijamik devreye girer. Şu anda 250 bar'lık manometremiz dönüş manometresi 40-50 bar'larda dönüş yaparken eğer herhangi bir sıkıntı varsa kaya içerisindeki delgide 65 bar'larda baskımız düşmesi lazım. 75-80 bar'larda tapanzanın geri gelmesi lazım. Normalde bu işlem her sıkışmanda sürekli tekrarlanır. Antijaming sistemi tamamen otomatik çalışır. Herhangi bir seçici levye butonu yoktur. Şimdi delgide diğer önemli bir unsur dönüş dedik. Tabanzanın dönüş hızı. Dönüş hızı ayarı dönüş pompasının sıkışındaki akış ayarlaydı. VALF üzerinden yapılır. Burada güç ünitesinin altında. Önce kontra somun gevşetilir. Ardından vana sıkılarak hız düşürülür, gevşetilerek arttırılır. Tapanca ayarı bu şekilde teknik personel tarafından yapılır. Ee, örnek tapanca dönüş hızı 190 ile 200 RPM olarak ayarlanır. Şu anda bu bizim şirketteki madenimizin kayaç yapısına göre belirlenmiş bir hız. Kayaç yapısı birçok noktada aynı olması nedeniyle genelde bizim tapancamız 190 ile 200 RPM arasında ayarlanması yeterlidir. Diğer bir delgideçi önemli nokta merkezleme sistemi. Merkezleme sistemi delgi basıncında sapma olmaması için makineye konulmuş bir sistemdir. Makine birinci darbede baskı basıncı otomatik olarak bizim ayarladığımız değere düşer. Peki sistem nasıl ayarlanır? Buna geçmeden önce bu videolara bir göz atalım. İyi bir merkezleme, kötü bir merkezleme sonucu olan bir videomuz var. Kayaya temas yapılmadan hızlı bir giriş yapılmış. Kapmayı görüyoruz. İkinci darbede hızlı giriş yapılmış, hatalı bir giriş. Şimdi olması gereken merkezlemeye bakalım. Takozumuz kayaçla temas sağlanmış. Birinci darbe yumuşak bir giriş yapılmış. Kayaç içerisine 20-30 santim, 40 santim girdikten sonra ikinci darbeye alınarak delgizimiz arttırılmış. Şimdi makinede birinci darbe uzakta delgi yaparken merkezleme valfinin ayarı baskı basınç saati gözlemine 40 para ayarlanarak yapılır. Burada bu sistem teknik personel tarafından ayarlanmadıktan sonra operatörün bu işi yapması biraz zor. Şimdi biz bu merkezleme ayarını Jumbo 282 Bomur'da nerede nasıl yaparız? Şimdi buna bakalım. Birinci valfimiz operatörün baskı basıncını sürekli değiştirdiği ayar valfı. İkincisi bizim merkezleme ayar valfı. Şimdi bunların ayarlanmasına, hidrolik devredeki prensibine bakalım. Şimdi dikkat edin burada birinci valfimiz bizim operatörün sürekli değiştirdiği 10, 20, 30, 40, 50, 60, 110 bara kadar çıkardığı birinci valfimiz. İkincisi bizim merkezleme sistemi için yapmış olduğumuz ayar valfi. Şimdi çalışmasına bir bakalım nasıl çalışıyor bu sistem. Operatör fit basıncını belirlediği yer bizim birinci valfimiz. Eğer operatör 50 barda baskı yapacağım derse 50 bardan yukarı çıkmaz. 80 derse 80, 40 derse 40, 50, 60, 70 istediği bir değerde kayat sürekli teması sağlanmak için kullandığı ayar valfi. Şimdi operatör burada kayaç yapısına göre belirli bir ayar belirledikten sonra özellikle delik başlangıcı dediğimiz ilk birinci girişlerde bu ayarını değiştirmeden makinenin birinci darbesini seçerek delgiye başlar. Burada dikkat edin. Birinci darbe seçildiği zaman birinci darbe levye kolu üzerinden gelen bir pilot attığımız var. Bu pilot attı bizim bu baskı valfine gelerek operatörün ikinci darbedeki hazırlamış olduğu basınç ayarını bozar. Nasıl bozar? Dikkat edin. Pilot uyarılı çek valfimiz birinci darbe valf üzerinden gelen pilot hattı uyartısıyla açılmıştır artık operatörün belirlediği ayar değil, bizim merkezleme için yapmış olduğumuz ayar devreye girer, makineyi 40 bar basınca düşürüp daha düşük bir baskıyla kayazın ilk girişi belirlenir. Operatör ikinci darbeyi seçtiği anda bizim buraya gönderdiğimiz pilot attı şuradaki 02 diye tabir ettiğimiz orifisten depoya boşaldığından çek valfimiz kapatacaktır. Çek valf kapattıktan sonra operatörün normal delgi için ayarlamış olduğu basınç tekrardan devreye girerek artık delik içerisine 30 santim girilmiş. Bundan sonra aynı hızda delgisine devam edebilir. Diğer bir ayarlanma darbelerin ayarlanması 282 bomurda darbe ayarı aslında normal şartlarda çok değiştirilmesi gereken bir ayar değil. Bu da akışın kontrolüyle yapılabiliyor. Yine dediğim gibi kayaçtaki duruma bağlı. Bir ve ikinci darbe basınçlarının ayarlanması için makinenin delgi esnasından kontrol edilerek ayarlanması gerekir. Bu ayarların en sağlıklısı kayaçla temas halinde iken yapılması tavsiye edilmektedir. Peki sistem nasıl ayarlanır? Burada Bakın makin üzerindeki konumunu gösteriyorum. Kısa boylu olan akış kontrol valfı kısılarak birinci darbe basıncı delgi anında 150 bar olacak şekilde ayarlanır. Burası yine kayaç yapısına göre değiştirilebilir. İkincisi akış kontrol valfı kısılarak ikinci darbe basıncı delgi anında 200 bar olacak şekilde ayarlanır. Teknik personele ben buradan bir not düşeyim. Bu ayarlar yapıldıktan sonra eğer ayarlarda bir zaman sonra düşmeler olursa bu ayarlardan değil burayı besleyen yağın kontrol edilmesi lazım. Pompanın kontrol edilmesi lazım. Bu vaflerin ayarı kolay kolay bozulmaz. Kendiliğinden değişmez. Şimdi hidrolik devre şemasında bu vaflerimizin konumunun ayarlanmasına bakalım. Makinemiz değişken deplasmanlı DR kontrollü bir pompa çalıştıktan sonra 210 bara setlenmiş pompamız valf üzerine 210 bar basınç gelip hazırda bekler. Şimdi operatör levye kolu 3 konumu var dikkat edin bakın. Kaç yolu var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yol 3 konum olan bir valf. Birinci pozisyonunda operatör biz buna notur pozisyonu diyoruz. İlk delik delme aşamasında operatör birinci darbeyle girmesi lazım dedik delik içerisinde. Şimdi operatör levye kolunu birinci darbeyle giriş yapsın. Bakın valfimizin orta konumu şu anda dikkat ederseniz bizim 200 bar basıncımız bakın akış kontrol valfi var dedik. Bunun üzerinden tapanzamıza doğru gidiyor. Dikkat edin burada bir hat daha var. Bizim X hattı dediğimiz merkezlemeyi gidip uyartacak olan yani makinenin basıncını 40 bara düşürecek olan pilot hattımız. Burada 200 bar olmasına rağmen akış kısıtlayıcı tarafından kısılması nedeniyle makineye giden yağın miktarı azaltılarak darbe düşürülmüş. Şimdi tapancağımıza gönderelim. Burada dikkat ederseniz bir adet switch var. Bu da ilgili bomun çalışma saatini belirleyen kontak. Tapanzamız ulaşan yağ. Darbe... Darbeleme başlıyor. Şimdi operatör ikinci darbeye verince makineyi bak dikkat edin burada artık x hattına gönderilen pilot yok. Sadece İkinci darbeye gönderilen yağımız var. Burada akış daha arttırıldığından sebep artık makinemiz 200 bar darbe basıncıyla delmeye başlayacak. Tabi bu tür ayarların yapılması için biliyorsunuz hidrolik yağ ısısı 40-50 derece arasında olmalıdır. Buna da dikkat edelim. Teşekkür ederim beni izleyip dinlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu tür videolardan faydalanmak istiyorsanız beğendiyseniz beğendi tuşuna tıklayınız. Konu ile ilgili yorumunuz varsa yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.